Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan'daki Kur'an kursları ve yetişen hafızlar hakkında açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan'daki Kur'an kursları ve yetişen hafızlar hakkında bilgiler verdi. Çetin açıklamasında, Erzincan genelinde 7 tane hafızlık eğitimi veren Kur'an kursumuz var. 130 bin nüfuslu merkezimizde 500 civarında hafız öğrencimizin bulunduğu bir Kur'an kursu kompleksine sahip olmak müftülüğümüz için çok önemli bir husustur dedi. İlimizde 7 hafızlık yapan Kur'an kursumuz mevcut. Bu yönüyle bir il müftüsü olarak Allah'a hamd ediyorum. Gerçekten 130 bin nüfuslu bir ilde 500 civarında hafız öğrencinin okuduğu bir Kur'an kursu kompleksine sahip olmak bizim için çok önemli bir husustur. Geçtiğimiz yıllara kadar buradan mezun olan çocuklarımızı 2 yılda bir hafızlık icazet törenine çağırıyor idik. Geçtiğimiz yıl Sayın Gençleri Başkanımızın katıldığı bir programdı malumunuz. Aldığımız bir kararla bunu her yıl, yıl içerisinde hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz için bekletilmeden ikinci yılı bu hafızlık merasimini yapalım diye, icazet merasimini yapalım diye kararlaştırdık. Bu sene 62 öğrencimiz hafızlığını tamamladılar. Bunların yarısı erkek, yarısı kız öğrencilerimiz. Hafızlık hakikaten oldukça önemli bir müessese. Bir taraftan Kur'an-ı Azimüşşan'ı koruma amaçlı öğrenme yapılmakta. Öbür taraftan Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayata geçirme, onunla amel etme amaçlı bir eğitim yapılmaktadır. Bir çocuğun Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, hafızlığını tamamlaması süreci yaklaşık 2,5-3 yıl sürmektedir. 2,5-3 yılda bir çocuk hafızlığını yaparken yüzlerce defa hatim yapabilir. Tekrar ediyor. Her sayfayı tekrar ediyor. Hamını haslarken tekrar ediyor. Hasını tekrar ediyor. Sınava girmek için tekrar ediyor filan. Dolayısıyla yüzlerce belki hatim indiriyor. Erkekler için hamdolsun geçtiğimiz yıl açtığımız bir İhsani kursumuzu almakta. Oradan hafızlıklarını kaybetmemeleri için tekrarlarını devam ettirirken bir taraftan da ehlince malum olan alet ilimlerini öğretiyoruz. Yani Arapçanın temel dil bilgisi diyelim. Daha sonra tefsir hadis gibi dersleri Arapça olarak okumaya başlıyorlar. Böylece ilahiyata bir ön hazırlık yapmış oluyorlar. Amacımız bu çocuklarımızın yarın kürsülerde konuşurken temel kaynaklara inebilecek derinliğe ulaşmaları, mihraptayken okuduğu Kur'an'ı bilerek onun idrakinde olarak okumasını sağlamaları. Efendim, bizim amacımız halkımıza gelecekte daha güzel din hizmeti sunacak gençler yetiştirebilmektir. Bu müesseselerin devamı halkımızın buraya olan teveccühüyle doğru orantılıdır. Erzincan halkı bugüne kadar gerçekten bütün hizmetlerimizle bize medyunu şükranız onlara. Gerçekten destek verdiler. Her alanda destek verdiler. Bu konuda da destek vereceklerine inanıyorum.